Merhaba dostlarım ben Neyo. Bugünkü videomuzun konusu ise vergiler. Vergiler vergiler içimizden geçtiler. Şunu fark ettim bu arada vergi derken bile cebimdeki para azalıyor. Neden bu kadar çok gülüyorsun diye sormayın video içerisinde vesaire çünkü bayağı bir güleceğim. Bazen ağlanacak hale sadece gülünür başka yapacak bir şey yoktur. Özellikle son zamlardan ve doların ve euronun bu kadar fırlamasına rağmen insanların böyle inatla hala <laughs> demesine En iyi tepkinin onların dilinden ananı <laughs> falan demek olduğunu düşünüyorum. Çünkü cidden baş. Başka diyecek bir şey yok. Hadi bak yaşı geçmiş, yaşlı insanları bir nebze olsun anlıyorum. Adamın hayattan hiçbir beklentisi kalmamış zaten. Emekli maaşı yatıyor, ayda 35 kere hastaneye gidiyor. E hastane var, hastaneye giderken yollarda düzgün. E tamamdır yani bu ülkemizdeki birçok yaşlı için zaten hayatın zirvesi. Başka bir şeye ihtiyacı yok. E arkadaş gençler de bunlar gibi yaşıyor ve yine şikayet edip konuşmuyor. Ya geçen bir haber yapmışlar Türkiye'de lüks sayılan şeyler diye. Diş macunu vardı diş macunu. Diş macunu lükse gidiyor ki cidden pahalı. 4 kişilik çek çekirdek bir aile bir haftada bitiriyor bir diş macununu ve hiç de ucuz şeyler değil. Diş fırçalamanın bile neredeyse lüks sayıldığı ülkede her şeyi güzel diyen benim yaşadığım ve benden küçük insanlar var. Ben en çok zaten onlara tutuluyorum. Biz millet olarak böyle sesimizi çıkartıp ya bak kardeşim tamam hani güzel şeyler de yapılıyor buna diyecek bir şey yok da bu durumumuz çok kötü, üretim yapmalıyız, dışa bağımlı bir ülke olmamalıyız demedikçe hiç kusura bakmayın dostlar bu devran böyle gitmeye devam edecek. Sonra işte konuşuyoruz. Yok efendim arabalar neden pahalı? Yok efendim telefon alamıyoruz. Yok efendim kira alır uçmuş. Yok efendim geçinemiyorum askeri ücret yetmiyor. Çünkü ses çıkarmıyorsun. Ses çıkarsan da bu arkadaşların arasında kalıyor. Ben demiyorum ki git sokağa çık isyan et diye. Fikirlerini açık açık söyle bir şeyler söylememiz gerekiyor. Bizler şikayet etmezsek bazı durumları sadece aramızda kalırsa inanın bana bak bunlar daha çok iyi günler. Arabalar neden pahalı? Ben sana çok basit bir mantıkla söyleyeyim mi? Herkes işte euro ve doların artmasıyla falan diyor. Tabii ki onlarla da alakası var. O ayrı bir konu. Fakat büyük çoğunlukta pahalı olmasının en büyük sebebi vergiler. 50 bin euro olan bir tane araba düşün mesela. Çarp bunu 9'a ki o da büyük bir sıkıntı. Daha neyse sıkıntı değil diyelim. 450 bin lira yapıyor değil mi? Bunun üzerine öyle bir vergi geliyor ki 50 bin euroluk araba şu anda Türkiye'de 1 milyon liranın üzerine çıkıyor. Bir şey sormak istiyorum. Siz devlet olsanız araba üretir misiniz? Ben olsam kesinlikle üretmem. Neden üreteyim? Neden? Arabayı üreten ülke zaten bizim kadar kazanmıyor ki. Arabanın kendi üreticisi bak işte atıyorum mesela Audi. Kendi ürettiği bak. Kendi ürettiğinden bahsediyorum. Kendi üretiyor. Tüm parçalarını kendi takıyor. Binlerce mühendis çalıştırıyor. Son teknolojik ürünler vesaire kullanıyor ve bu ürettiği arabayı sattığı ülke kadar yani bizim ülke kadar kar elde etmiyor. Ben neden araba üreteyim? Zaten kazanıyorum. Ne gerek var? Bu araba örneğini mesela bütün teknolojik ürünlere yayabilirsiniz. Dünyada sanıyorum ki üreticiden daha fazla kar elde eden başka ülke yok diye düşünüyorum. Hani bazen diyoruz ya işte dolar uçuk euro uçuk işte şu uçuk bu uçuk diye. Yok abi vallahi bak doları da euro'yu da TL'ye de çevirsen ki TL'ye çevirmek de mantıksız o da ayrı bir konu. 9 TL olmuş anasını satayım euro. Yine 3 katını ödüyorsun. Vergiler, vergiler, vergiler. Ya bak bir şey söyleyeceğim bu arada. Ben beyaz eşyalarda ÖTV verdiğimizi daha yeni öğrendim. ÖTV ne demek biliyor musunuz dostlar? Özel tüketim vergisi. Ya arkadaş bak ben geri zekalı olabilirim. Belki bazı konularda hani bilgisiz de olabilirim. Çok normal ki bu benim alanım değil yani. Hani sadece kendi fikirlerimi söylüyorum. Ya beyaz eşyanın ne özel tüketimi olacak ya? Ben buzdolabı alıyorum. Özel tüketim vergisi ödüyorum. Hadi bak onu geçtim. Belki bununla alakalı ne bileyim bir yasa vardır veya verilmesi gerekiyordur veya birçok ülke veriyordur bilmiyorum. Ben telefon alırken TRT payı veriyorum. TRT kanalı var yani TRT kanalı. Bildiğin kanal. Onun payını veriyorum. Yüzde bir mi yüzde ikimine mi ne? Tabii ki küçük bir rakam o ayrı bir konu da. Ben neden TRT'ye para veriyorum ya telefon alırken? Ben <laughs> televizyon izlemiyorum bile zaten. Abi çok saçma yani inanılmaz şekilde saçma şeyler var ya. Bu vergilerle alakalı birazcık araştırma yapmanız yani işin ne kadar saçma sapan olduğunu anlamanız için yeterli. Vergi ne demek dostlar? Ya çok basit tabirle vergi dediğiniz şey devletin ayakta kalması ne bileyim hizmet yapması için halktan karşılıksız olarak topladığı paralar yani bu kadar bu da mesela işin ayrı bir kısmı e, yol yapılıyor hastane yapılıyor şu yapılıyor bu yapılıyor Allah razı olsun çok güzel hiçbir sıkıntı yok e, ama sen bunun vergisini alıyorsun zaten yapmak zorundasın ya geçen bir tane video izledim yabancı insanlarla röportaj falan yapıyorlar ya hiçbirisi bizim kafada değil bu arada bizim Türk birisi röportaj yapıyor yabancılarla vesaire bu vergilerle alakalı dünyanın hiçbir ülkesindeki insanlar yemin ediyorum bak bu kadar eminim dünyanın neresine giden seniz hiçbir şekilde şu kafada insanlar göremezsiniz. Ya devlet yol yapıyor hastane yapıyor şunu yapıyor bunu yapıyor. Ne diyor biliyor musunuz yurt dışındaki insanlar? Sıkıyorsa yapmasın bakalım. Kardeşim adamlar zaten vergisini veriyor veriyor yani bu bir nimet değil ki bunu cebinden yapmıyor ki hani insanlar ne bileyim yapmak zorundalar zaten. Ben vergi veriyorsam yol da yapılacak hastane de yapılacak benim sigortam da verilecek hani bunlar gökten gelen paralar değil ben zaten bunların vergisini veriyorum bu bir bize sunulan bedava bir şey değil ki hiçbir millet bizim gibi değil ya bu konuda böyle şükür falan etmiyorlar yol var hastane var diye. Adamlar şey kafasında ya zaten yapacaklar ben buna neden teşekkür edeyim diyor. Bizde ise durumlar farklı işte yani böyle saçma sapan işlerle uğraşıyoruz. Bak şu anda ekranda gördüğünüz ve muhtemelen hiçbirinizin alamayacağı cihazla tanıştırayım size. Daha yeni tanıtıldı zaten. PlayStation 5. Avrupa fiyatı 500 euro. Çarp 9'a bunu 4500 lira yapıyor. Türkiye'de üstüne eklenecek vergilerle bunun fiyatının ne olacağı tahmin ediliyor biliyor musunuz? 9000 ila 11000 lira arası. Oyunların tanesi 80 euro çarp 9'a dergilerle oyun başı 1000 lira vereceksiniz. 1000 lira. Ya kardeşim ben neden PlayStation yapayım? Ben neden yerli oyun konsolu yapayım ki? Adamlardan daha fazla kazanıyorum zaten. Tabi bunu söylediğim için de böyle az çok gelecek yorumları tahmin ediyorum. Böyle o, o bir şeyleri anlatamadığımız kitle tarafından. Ya işte ne o millet neden PlayStation 5 alıyor? Millet neden 1000 liraya oyun alıyor falan filan. Bak orada Atari var işte gitsin Sonic oynasınlar. Ulan geçen PlayStation 5 ile alakalı bir tane video yazıyordum. Videonun altına gelen yorumu okurken bak yemin ediyorum size benim içim acıdı benim. Herifin teki o kadar uzun bir yazı yazmış ki bak benim zoruma gitti ya. Bak inanılmaz zoruma gitti. Ne yazmış biliyor musunuz? Çok kısa bir şekilde söyleyeceğim. Hani genel mantığını vesaire söyleyeceğim. Ulan yıllardır çalışıyorum işte içkim yok, sigaram yok, kahveye gitmem işte. Hiçbir kötü alışkanlığım yok. Bir oyun zevkim var. Onun da içine sıçtınız yazmış. O kadar ağrıma gitti ki yani böyle çok içten yazmıştı böyle. Arkadaş oyun oynamak lüks mü ya? Zaten insanların büyük bir kısmının günde 10 saati çalışmakta geçiyor. İş yerine gidiş gelme saatini vesaire de ekle. Günün büyük bir kısmı zaten çalışarak geçiyor. Yani bu insan o kadar çalışmanın karşılığında işte ne bileyim belki PlayStation'da oyun oynamak istiyor ya da ne bileyim işte güzel bir televizyonda sevdikleriyle film izlemek istiyor. Gençse işte kız arkadaşıyla dışarı çıkmak istiyor, eşiyle dışarı çıkmak istiyor, çocuklarıyla tatile gitmek istiyor. E peki buna neden sahip olamıyor? Bunlar lüks şeyler değil. Bu mantıktan çıktığımız zaman zaten bir şeyler değişecek. Bu tarz şeylerin lüks olmadığını anladığımız zaman, herkesin sahip olması gereken şeyler olduğunu anladığımız zaman zaten birçok şey şey değişecek. Kimse demiyor ki arkadaş ben neden Lamborghini'ye binemiyorum, Ferrari'ye binemiyorum, neden sarayda yaşamıyorum, neden benim yalım yok falan diye. İnsanlar güzel bir evde oturmak istiyor. Böyle hani ne bileyim günümüz şartlarında orta derece bir evde oturmak istiyor. Bir daire böyle temiz bir daire. İçinde PlayStation olsun ne bileyim güzel bir televizyon olsun. Senede bir kere senelik izninde tatile gidebilsin. O tatilde parayı düşünmesin ya. Bunları istiyor. Avrupalı bir insan bunlara sahip olabiliyor. Biz neden sahip olamıyoruz? Ya bunu düşünmek gerekiyor. Umarım yarın bir gün PlayStation'la alakalı böyle saçma sapan haberler çıkartmazlar. İşte PlayStation 5 10 bin lira çünkü oyun bağımlılığına son. İnsanların değerli vaktini çalan PlayStation işte'lere vergi falan diye böyle oyun konsolları kanser yapıyor. Allah dostlar ben kendi adıma konuşuyorum. Ben eğlenmek istiyorum. En azından ben istiyorum arkadaş. Siz istemiyor olabilirsiniz. Bu arada belki ben bu dediklerimi yapabiliyorumdur. Belki ben PlayStation 5 de alacağım. Belki ben tatile de gidebiliyorumdur. Bak o çok ayrı bir konu. Bu videoyu çekmek için ille de paramın olmamasına gerek yok ki çok şükür ben kazanıyorum kazanıyorum ama sadece kendimi düşünemem. Ne demiş gazapizm? Senin daha fazla yanan insanlara sana nasıl olacağız arkadaş? Konu burada ben veya bir başkası değil. Konu genel. İnsanın zoruna gidiyor hayali olması gereken insanların hayattan hiçbir beklentisinin kalmaması. Ki insanların hayattan bir beklentisi kalmadığında bu bana da yansıyor bu arada. Fark ettiniz mi son zamanlarda neden insanlar daha çok birbirini öldürüyor? Kadına şiddet, hayvana şiddet ne bileyim. Sokakta insanlar en ufak bir olayda birbirini vuruyor, kavga ediyorlar diye. Bak alakası ne diyeceksiniz ama inanın bana bunların büyük bir çoğunluğu ekonomiden dolayı. İnsanlar streslerini atamadıkları için oyun oynayarak, sinemaya giderek, eğlenerek ne bileyim, biraz para harcayarak streslerini atamadıkları için hırsını başka insanlardan, başka şeylerden çıkartıyorlar. Dünyanın en çok böyle asgari ücret alan ve en refah yaşayan ülkelerine bakın. En az orada böyle şiddetin vesaire olduğunu göreceksiniz. Aynı şekilde en fakir ülkelerine bakın. Ne kadar fuş varsa, ne kadar günde 50 tane, 100 tane, 1000 tane insan ölen varsa, ne kadar insanların birbirine tahammülü olmadığı yerlerin böyle en fakir yerler olduğunu göreceksiniz. Ekonomi dediğiniz şey sadece sizin ne yiyip ne içtiğinizi belirlemiyor. Yani ekonomi insanın psikolojisini de etkiliyor. İnsanların ekonomiden dolayı birbirine artık böyle bir tahammülü vesaire kalmamış. Ya ülkede şu anda insanların büyük çoğunluğuna mülteci olarak Avrupa'ya gideceksin. Sana bu hakkı tanıyoruz. Seni alacaklar desinler. Tamam giderim diyecekler ya. Bu normal bir şey mi? Madem bu ülke bu kadar güzel, madem harika neden herkes gitmek istiyor? Tabii ki ülkemiz mükemmel. Ben de bunun farkındayım. Taşı toprağı altın bir ülke. İnanılmaz bir coğrafi konumu var. Mükemmel tarihsel bir geçmişi var. Biz geri zekalı mıyız? Biz bunların farkında değil miyiz? Ama işte bunların sadece farkında olmak yetmiyor. Biraz insanın insan gibi yaşaması gerekiyor. Bu güzel diyenlerin de tuzu bayağı bir kuru sanırım. Bu da zaten demin söylediğim gibi bana göre vicdansızlık yani. Hani komşusu açken tok yatan bizden değildir derler geri geldiğinde. 5 evi vardır anasını satayım. Hepsinde kiracısı var, dükkanı var ne bileyim bankada deli gibi para stokla sonra yüzsüz yüzsüz işte ekonomi çok iyi. Herkesi kendi gibi zannediyor çünkü. Git sor bir komşuna her şey güzel mi değil mi? Kiracılarına sor bakalım ev kiranı verirken zorlanıyorlar mı? Bunları düşünmek lazım, düşünmek. Her zaman kendimizi düşünmek olmaz. Neyse dostlarım, bu videonun da sonuna gelelim. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz artan zamlar ve vergiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Uzun uzun yazabiliyorsanız yazın. Kendinize çok çayı bakın. Şu an pek iç açıcı olduğumuzu düşünmüyorum ama umarım her şey düzelir. Bir sonraki videoda görüşürüz.